Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlerle asal çarpanlar konusu ile ilgili çıkmış sınav soruları ve MEP kazanım testlerini birlikte çözeceğiz. İlk sorumuz 2016 TEOK sınavına ait bir soru. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir? O zaman ne yapacağız? 110 sayısını asal çarpandan ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 55, 5'e böldüğümüzde 11 ve 11'e böldüğümüzde 1. O zaman 110 sayısının asal çarpanları 2, 5 ve 11'den oluşuyor. 100 sayısını ayıralım. 100 sayısını ayırdığımız zaman 2'ye böldüğümüzde 50, 2'ye böldüğümüzde 25, 5'e böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1. Asallar sadece 2 ve 5. Yani 100 sayısının asalları sadece 2 ve 5'tir. 90 sayısının asal çarpanından ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 45, 3'e böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1. O zaman 90 sayısının asalları 2, 3 ve 5'ten oluşmakta. 2, 3 ve 5'ten oluşmakta. 72 sayısını da ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 36, 2'ye böldüğümüzde 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3 ve 3'e böldük 1. O zaman asalları sadece 2 ve 3'tür denir. O zaman soruyu tekrar okursanız asal çarpanları 2, 3 ve 5'ten oluşan bir tek 90 sayımız var deriz. 2016 yılına ait Teok sorusu. Altun aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11'dir. Buna göre Altun'un aklında tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yine aynı şekil 110 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 55, 5'e böldüğümüzde 11 ve 11'e böldüğümüzde 1. O zaman 110'un asal çarpanları 2, 5 ve 11. Bizden istediği asal çarpanların en küçüğü 5. Ama burada dikkat ederseniz en küçüğü 2. O yüzden 110 sayısı değildir denir. 165 sayısını yapalım. 165 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Evet. Nereden anladık? Rakamları toplam 3'ün katı çünkü. 3'e böldüğümüzde 55. 5'e böldüğümüzde 11. Ve 11'e böldüğümüzde 1. O zaman 165'i bölebilecek sayılar asal sayılar 3, 5 ve 11'den oluşmakta. Bunun için en küçük asalı 3, en büyük asalı 11. O zaman istenen tutuyor mu? Hayır. 180 sayısını yapalım. 2'ye böldük 90. 2'ye böldük 45. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. O zaman asal çarpanları 2, 3 ve 5'ten oluşuyor. En küçüğü 2, en büyüğü 5. İstenen olmadığı için 180'de sildik. Peki 275 gerçek cevabımız mı? 275'i 5'e böldüğünüzde 55. 5'e böldüğünüzde 11 ve 11'e böldüğünüzde 1. O zaman 5 ile 11 asal çarpanları, asal çarpanların en küçüğü 5 ve en büyüğü 11'dir denir. Yine 2016 yılına ait TEO sorusu. Aralarında asal iki doğal sayının çarp toplamı 15'tir. Bu sayıların çarpma aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman A ve B gibi aralarında asal iki sayı düşünelim. Toplamları 15. O zaman toplamları 15 olan sayıları düşünelim. 1'e 14. 2'ye 13. 3'e 12. 4'e 11. 5'e 10. 6'ya 9 ve 7'ye 8. Şimdi aralarında asal olanları olmayanları eleyelim. 1 ile her sayı aralarında asal olduğu için 1'e 14 aralarında asaldır ve bizden çarpması isteniyor. 14 ile 1'i çarptığımızda 14. 2 ile 13 aralarında asal. Yani ortak hiçbir bölenleri yok. O yüzden çarpımları isteniyor. 2 ile 13 çarptığınızda 26 sonucunu elde edersiniz. 3 ile 12 aralarında asal mıdır? Hayır. Neden? Her iki sayı da 3'e bölündüğünden dolayı. 4 ile 11 aralarında asaldır. Bizden çarpımı istendiği için 4 ile 11'i çarptığımızda 44 sonucunu elde ederiz. 5 ile 10 aralarında asal değildir. Neden? Her iki sayımız da 5'e bölünür. 6 ile 9 aralarında asal değildir. Her iki sayımız 9'a bölündüğünden dolayı. 7 ile 8 aralarında asal olduğundan dolayı bizden çarpımı isteniyor. 7 çarpı 8'den 56 sonucunu elde ederiz. Hangisi olamaz deniyor. 26'yı elde etmiştik. 44'ü de elde ettik. Ve 56 sayısını da elde etmiştik. O zaman 54 sayısını elde edemeyiz. Yine 2016 yılına ait mazeret sınavı sorusu. 120 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? Algoritma yardımı ile 120 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 60, 2'ye böldüğümüzde 30, 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1. O zaman 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 1. Buradaki yaptığımız olay sayıyı asal çarpanlarına ayırmak. O zaman asal çarpanları kimlerdir diye sorulursa sadece tabanları yani 2, 3 ve 5'ten oluşmakta. Toplamını da 10 buluruz. 2016 T10 mazeret sınav sorusu. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere 2 üzeri X ve 5 üzeri Y sayılarının çarpı şeklinde gösterilmiş. Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dikkat ederseniz A sayısı 2 ve 5'in çarpımı şeklinde oluşacak. Yani başka herhangi bir çarpan olmayacak. 20 sayısına dikkat ederseniz, 20 sayısı 2'ye böldüğünüzde 10, 2'ye böldüğünüzde 5 ve 5'e böldüğünüzde 1. 20 sayısının çarpanları 2'lerden ve 5'lerden oluştuğundan dolayı a sayısı olarak gösterilebilir. 40 sayısına gelelim. 2'ye böldüğümüzde 20, 2'ye böldüğümüzde 10, 2'ye böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1. Çarpanlarına baktığımız zaman 2 ve 5'ten oluştuğundan dolayı 40 sayısı da a sayısı olabilir. 50 sayısını yapalım. 2'ye böldüğümüzde 25, 5'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1. Yine çarpanlarını incelediğimiz zaman 5 ve 2'lerden oluştuğu için A sayısı şeklinde yazılabilir. 60 sayısını ele alalım. 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. Dikkat ederseniz 60 sayısı 2, 5 haricinde 3 gibi bir çarpanı da var. Ama bizden istenen çarpanların 2 ve 5'ten oluşması. O yüzden 60 sayısı a sayısı şeklinde yazılamaz. Yeni bir soru: 3a iki basamaklı bir sayıdır. 3a ve 6 sayılar aralarında asal sayılar olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? O zaman 3a eğer iki basamaklı ise oluşabilecek durumlar: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ve 39 sayılar olabilir. 6 sayısı ile eğer aralarında asalsa 36 ile aralarında asal değil. Neden? Her iki sayımız 2'ye ve 3'e bölünür. 31 aralarında asaldır. 32 değildir. Her iki ifade de 2'ye bölünür. 33 her iki ifade 3'e bölündüğünden dolayı aralarında asal değil. 34 ile değil. 35 ile aralarında asaldır. 36 ile değil. 37 ile aralarında asal. 38 ile değil ve 39 ile değil. Buna göre A'nın yerine yazdığım değerler 1, 5 ve 7 değerleri toplama istendiği için toplamını da 13 buluruz. Yine 2016 yılına ait TEOK sorusu. A sayısı 2, B sayısı 3 ve C sayısı 5 olduğuna göre 180 sayısının ABC cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman 180 sayısını algoritmadan asal çarpanlarına ayıralım. Çünkü dikkat ederseniz A asal, B asal ve C asal. 2'ye böldüğümüz zaman 90, 2'ye böldüğümüzde 45, 3'e böldüğümüzde 15, 3'e böldüğünüzde 5 ve 5'e böldüğünüzde 1 sonucunu elde edersiniz. O zaman 180 sayısını asal çarpanları biçiminde yazdığımız zaman 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde yazılabilir. Dikkat ederseniz soru köküne A'nın yerine 2 pardon A'nın yerine 2 ise o zaman 2'nin yerine de A yazabilirim. Yani A üzeri 2 biçiminde yazılabilir. 3 üzeri 2. O zaman B'nin yer, 3'ün yerine B'yi yazdığımız zaman B üzeri 2 ve C'nin yerine de 5 veya 5'in yerine de C yazdığımızda A kare, B kare ve C sayılarının çarpım biçiminde yazılabilir. Şimdi kazanım testlerindeki sorulara geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? Çarpan ile bölen aynıdır. Yani 96 sayısının çarpanları ile bölenleri aynı anlama gelmektedir. O zaman şunu inceleyelim. 96 sayısı 16 sayısına tam olarak bölünür mü? 96'yı 16'ya böldüğünüzde 6 kere var. 00. 0. Tam olarak bölündüğünden dolayı 16 sayısı 96 sayısının aynı zamanda hem çarpanı hem de bölenidir. 96 sayısı 28 sayısına bölünür mü? 3 kere var. 84 kalan 12. Bölünmediğinden dolayı 28 sayısı 96 sayısının ne çarpanı ne de bölenidir. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır? O zaman yine algoritmadan asal çarpanlarını bulalım. 8 sayısının asal çarpanları. 2'ye böldüğümüzde 4. 2'ye böldüğümüzde 2. 2'ye böldüğümüzde 1. O zaman 8'in bir tane asalı var. O da 2. 24 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 12. 2'ye böldüğümüzde 6. 2'ye böldüğümüzde 3 ve 3'e böldüğümüzde 1. O zaman 24 sayısının asalları 2 ve 3'ten oluşmaktadır. 27 sayısını algoritma yardımıyla asal çarpanlarına ayıralım. 3'e böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1. Yani buradan bir tane asal yani 3 olduğunu görürsünüz. 128 sayısını yine algoritma yardımıyla asal çarpanlarına ayıralım. Burada 128 büyük bir sayı olduğundan dolayı sanki asal çarpanları daha fazlaymış gibi duracak. Ama bir de gerçeğine bakalım. 64 2'ye böldüğümüzde 32, 2'ye böldüğümüzde 16 2'ye böldüğümüzde 4, 2'ye böldüğümüzde 2, 2'ye böldüğümüzde 1. Dikkat ederseniz hep asal çarpanları 2. Yani bunun bir tane asal çarpanı vardır. Bizden istenen asal çarpanlarının fazla olması. O zaman en fazla 5 yakınındaki 24'tür denir. Aşağıdakilerden hangisi 910 sayısının çarpanlarından biri değildir? Çarpan ile bölen aynıydı. Yani aşağıdakilerden hangisi aslında 910 sayısını bölemez diye soruyor. 910 sayısı son rakamı 0 olduğundan dolayı 5'e tam olarak böldür. Peki 910 sayısı 7'ye böldür mü? Eğer emin değilsek bölelim. 1 kere 7 7. Yukarıdan 1'e indirdiğimiz zaman 7 kere 3 21. Yukarıdan 0 indirdiğimizde bir tane de 0 3'ün yanına koyduğumuzda 130. O zaman dikkat ederseniz 910 sayısı 7'ye tam olarak bölündüğü için 7 aynı zamanda bir çarpandır. Peki 910 sayısının çarpanlarından biri 11 mi? Deneyelim. 8 ile var. 8 kere var. 88 kalan 03 30 2 kere var 22 kalanımız 8 Peki kalan verdiği için 910 sayısı 11'i e tam olarak bölünür mü? Hayır O yüzden 11 sayısına bölünemiyorsa 11 sayısı 910'un çarpanı değildir denir Yeni bir soru 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? O zaman algoritma yardımıyla 216 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 108. 2'ye böldüğümüzde 54. 2'ye böldüğümüzde 27. 3'e böldüğümüzde 9. 3'e böldüğümüzde 3 ve 3'e böldüğümüzde 1. O zaman 3 adet 2 olduğundan 2 üzeri 3 ve 3 adet 3 olduğundan 3 üzeri 3 biçiminde yazılır. O zaman doğru cevabımız D şıkkıdır denir. 18 sayısını tam bölen pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? Burada 18 sayısını bölebilen sayıları bulalım. 18 sayısı 1'e böndür. Karşı değeri 18'dir. Çarpımlarının 18 olabilmesi için. 18 2'ye böndür. 18 2'ye böldüğünüzde diğer çarpanı 9 bulursunuz. 3'e böldüğünüzde 6. Başka bir ifade aklımıza geliyor mu? 4'e böndür mü? Hayır. 5'e böndür mü? Hayır. O zaman 18'in çarpanları veya bölenleri 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Bizden istenen bunların toplamı. Yani 18, 9, 6, 3... 2 ve 1'i toplamamız isteniyor. Buradan da toplarsanız 18, 9 daha 27, 6 daha 33, 36, 38, 39 sonucunu elde ederiz. Yukarıdaki eşitliklerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 54 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 çarpı 3 üzeri 3. Bunu iki türlü yapabilirsiniz. Birinci ihtimal 54'ü algoritmadan ayırabilirsiniz. Yani 2'ye böldüğünüzde 27, 3'e böldüğünüzde 9, 3'e böldüğünüzde 3 ve 3'e böldüğünüzde 1. Dikkat ederseniz 2 üzeri 1, 3 üzeri 3 sağlıyor mu? Evet. Veya buradan çarpımlar acaba 54 elde eder miyiz? 2 çarpı 3'ün küpünü 3, 3 ve 3'ün çarpımı olarak verilen ifadeleri çarptığınız zaman sonucu 54 bulursunuz. O zaman birincisi kesinlikle doğrudur. Ama bizden istenen yanlış. O yüzden çarpı atalım. Peki 300 sayısı. 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi şeklinde mi? Ya algoritmayı kullanacağız veya sayıları çarpalım. Ben buradan sayıları çarpmayı tercih ediyorum. 2 tane 2'miz, 2 tane 3'ümüz ve 2 tane 5'imiz var. Çarptığımız zaman 25, 25 ile 3 çarptım 75, 75 ile 3 çarptım 225, 225 ile 2'yi çarptığımız 450 çarp 2'den 900 sonucunu elde ederiz. Halbuki 300 sayısının asal çarpanları biçiminde verilmiş. Eşitlik sağlanmadığından dolayı 2 kesinlikle yanlış. O yüzden içerisinde 2 olmayan şıkları eleyelim. 120 sayısı 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 biçiminde mi? Ben yine çarpımları kullanacağım. 3 tane 2, 1 tane 3 ve 1 tane 5. Çarpmaya başlayalım. 5 kere 3 15, 15 kere 2 30, 30 kere 2 60, 60 kere 2 120 sonucunu elde ederiz. Verilen ifadeler aynı olduğu için içerisindeki 3 kesinlikle doğru. Ama bizden yanlış istendiği için çarpı attım. 80 sayısı. 80 sayısını yine 4 tane 2 ve 2 tane 5'in çarpı şeklinde yazabilir miyiz? 5 kere 5 25. 25 çarpı 2 50. 50 çarpı 2 100. 100 çarpı 2 200. 200 çarpı 2'den 400. Verilen ifadeler aynı olmadığı için dördüncüsü de yanlıştır denir. Yani doğru cevap C şıkkı. 1500 sayısı 2 üzeri A, 3 üzeri B, 5 üzeri C şeklinde yazıldığına göre ABC toplamı nedir deniyor. O zaman biz de 1500 sayısını algoritma yardımıyla asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 750, 2'ye böldüğümüzde 375. 375 2'ye bölünmez. Peki 3'e bölünür mü? Deneyelim. Rakamlarını topladığınız zaman 15. 15 3'ün katı olduğundan dolayı 3'e tam olarak bölünür. 125. Peki 125 3'e bölünür mü? 1, 2 ve 5'i toplarsanız 8, 8 3'ün katı olmadığı için 3'e bölünmez. Bu sefer 5'i deneyelim. 25, 5'e böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1. O zaman 1500 sayısı 2 üzeri 2, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 3 biçiminde yazılabilir. O zaman eşleştirdiğimiz zaman A'nın üzerindeki, pardon 2'nin üzerindeki A'sı 2, 3'ün üzerindeki B'si 1 ve 5'in üzerindeki C'si 3'tür denir. Bizden toplama istendiği için toplamın sonucunu 6 buluruz. Şimdi burada A ve B sayılarını asal çarpandan ayrılmış şekilde verilmiş. A sayısını bulalım. 2 üzeri 2, 2 adet 2, 3 üzeri 3, 3 adet 3 ve 1 adet 5. Çarptığımız zaman 15, 45, 135, 270 ve 540 sonucunu elde ederiz. B sayısı 2 adet 2, 2 adet 5 ve 1 adet 7'nin çarpımı. Buradan da çarpımın sonucu 700 elde ederiz. Bizden A ile B'nin toplamı istendiği için 1240 sonucunu elde ederiz. 720 sayısı 2 üzeri A, 3 üzeri B ve 5 üzeri C şeklinde gösterilmiş. Yukarıda 720 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçim verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bunu yanıtlayabilmek için 720 sayısını yine asal çarpandan ayıralım algoritma yardımıyla. O zaman 720 sayısı 2'ye böldüğümüzde 360, 2'ye böldüğümüzde 180, 2'ye böldüğümüzde 90, 2'ye böldüğümüzde 45, 3'e böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5 ve 5'e böldüğümüzde 1. Buradan 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımı, 2 tane 3'ün çarpımı ve 1 tane 5'in çarpımı şeklinde yazılabilir. Dikkat ederseniz 2 üzeri a. 2 üzeri 4 ise a'yı buradan 4, b'yi 2 ve c'yi 1 buluruz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? B ile C'nin toplamı asaldır. B ile C'yi toplarsanız 3, 3 asal bir sayıdır, doğrudur. Zaten bizden doğru isteniyor. A sayısının asal çarpan algoritması yukarıda verilmiştir. Buna göre A artı D nedir? İşlemi tersten götürürseniz F'yi 5'e bölüp 1 bulduysa biz de 1'i 5 ile çarpıp F'yi buluruz. F'yi 5 ile çarpıp E'yi buluruz. E'yi 3 ile çarpıp D'yi buluruz. D'yi 3 ile çarpıp C'yi buluruz. C'yi 2 ile çarpıp B'yi ve B'yi 2 ile çarpıp A sayısını buluruz. Bizden A ile D sayısının toplamı isteniyor. Buradan da 975 sonucunu elde ederiz x, y, z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere x üzeri 3, y üzeri 1, z üzeri 2 şeklinde yazılabilen en küçük a doğal sayısı kaçtır? Şimdi buradaki aldatmacaya dikkat edelim. Sırayla 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 2 yazdığımız zaman 2 üzeri 3, 8, 3 ve 5 üzeri 2'den 25. Çarptığımız zaman 600 sonucunu elde ederiz. Ve direkt bunu işaretleme durumumuz oluşacak. Buraya dikkat edin. Sayı ne kadar büyük olursa pardon sayının üstü ne kadar büyük olursa sayı değeri o kadar büyük olur. O yüzden böyle bir soruda üstü büyük olan sayıya en küçük asalı verelim. Sonraki üstü büyük olan sayıya sonraki asalı verelim. 3 üzeri 2 ve kalan 5'i de y'ye verelim. Buradan 8, 5 ve 9'un çarpımından 360 sonucunu elde ederiz. O zaman yazılabilecek en küçük sayımız 360'tır denir. X ve Y 1 ve eksi 1'den farklı tam sayılardır. 1200 bölü x üzeri a çarpı y üzeri b işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre a artı b toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Eğer bu sonuç bir tam sayı ise x üzeri a çarpı y üzeri b'nin 1200'e tam olarak bölünebilen bir sayı olması gerekiyor. O yüzden 1200 sayısının algoritmadan asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 600. 2'ye böldüğümüzde 300. 2'ye böldüğümüzde 150. 2'ye böldüğümüzde 75. 3'e böldüğümüzde 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük 1. O zaman 1200 sayısı 2 üzeri 4, 3 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 şeklinde yazılabilir. Şimdi buradan bizden istenen en büyük değer olduğu için bunu A yerine üssü büyük olduğundan dolayı bunu da B yerine düşündüğünüz zaman 1200 sayısı 2 üzeri 4'e ve 5 üzeri 2'ye tam olarak bölünebilen bir sayıdır. Buradan A'yı 4, B'yi 2 bulduğumuzda toplamın alabileceği en büyük değer ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki sayı aralarında asaldır? Aralarında asal olması bir haricinde ortak bölenin olmamasıydı. 3 ve 12 her ikisi 3'e bölümünden dolayı aralarında asal değildir. 2 ve 36 2'ye bölümünden dolayı aralarında asal değildir. 21 ve 33 3'e bölündüğünden dolayı aralarında asal değildir. Ama 6 ve 35'i aynı anda bölebilen herhangi bir sayımız yoktur. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 8 ile 15 aralarında asaldır. Asal değildir. Hayır. 8'i ve 15'i aynı anda bölebilen en büyük sayımız 1 olduğundan dolayı bunlar aralarında asaldır. O yüzden A şıkkı yanlıştır. 9 ile 24 aralarında asaldır. Hayır. 9 ve 24 aynı anda 3'e bölündüğünden dolayı aralarında asal değildir. 17 ve 68 aralarında asal değildir. Her iki sayıda 17'nin katı olduğundan dolayı aralarında asal değildir. 12 ile 45 aralarında asaldır. Hayır her iki sayıda 2'ye bölünden pardon 3'e bölünden dolayı aralarında asal değildir. A ve 42 aralarında asal sayılar olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerin hangisi olamaz? 42 sayısı çift olduğundan dolayı kesin 76 sayısı ile 76 sayısı olamaz. 91, 91 ve 42. 91 7'ye, 42 de 7'ye bölünden dolayı 91 ile aralarında asal değildir. 105 sayısını düşündüğümüz zaman 105'i 3'e böldüğümüzde 35, 5'e böldüğümüzde 7 ve 7'ye böldüğümüzde 1. O zaman 42 sayısı 7'ye bölünden dolayı ve 105 de 7'ye bölünden dolayı 105 ile de aralarında asal değil. O zaman doğru cevabımız 137'dir denir. Aralarında asal iki sayıdan biri 33 ise diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman 10 sayısı olabilir. Neden? 33 ile Ortak bölenleri yok. 14 sayısı da olabilir. Ortak bölenler olmadığından dolayı. Ama 21 sayısı ile 33 sayısı aynı anda 3 ile bölündüğünden dolayı aralarında asal değildir denir. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir? 8 ile 15 aralarında asaldır ortak bölenler olmadığından dolayı. 9 ile 14 aralarında asaldır. 5 ile 16 aralarında asaldır. 13 ile 91 aralarında asal değildir. Her iki sayımız 13'e bölündüğünden dolayı. 126 ile A sayıları aralarında asal olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünüyor olabilir? Eğer bunlar aralarının asalsa ortak hiçbir bölen olmayacak. O zaman 126'yı bölebilecek sayıları bulalım. 2'ye böldüğümüzde 63. 3'e böldüğümüzde 21. 3'e böldüğümüzde 7. 7'ye böldüğümüzde 1. Ve A sayısını düşünelim. 126 sayısı 2'ye bölünürse A sayısının bölünmemesi lazım. 126 sayısı 3'e bölünüyorsa A sayısının bölünmemesi lazım. Aralarında asal olduğundan dolayı. Ve 126 sayısı 7'ye bölünüyorsa A sayısının bölünmüyor olması lazım. O zaman A sayısı 5 sayısına tam olarak bölünebilir. A ve B aralarında asal sayılardır. A bölü B 36 bölü 60 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ve B eğer aralarında asalsa 36 ile 60'ın aralarında asal olması gerekiyor. Her iki sayıyı 12 ile sadeleştirdiğiniz zaman 3 ve 5. A ile B aralarında asal, 3 ile 5 de aralarında asal olduğuna göre A sayısı 3'e, B sayısı 5'e eşittir. Buna bağlı olarak aşağıdakileri deneyelim. A'nın yerine 3 koyduğunuzda 3 ile 2'nin toplamı 5'e eşit. Doğrudur. A yerine 3, B yerine 5 koyduğunuzda 2 çarpı 3, 6. 6 ile 5'in toplamı 13. O zaman A şıkkı yanlıştır denir x 9'dan küçük pozitif bir tam sayı olmak üzere x ile x artı 3 aralarında asal iki sayısı x aşağıdakiler x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? x 9'dan küçük pozitif bir sayı ise x'in alacağı değerler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dan küçük olduğu için 9 alamazsınız. O zaman x ile x artı 3 değerlerine bakalım. 1'i koyduğumuz ile zaman 1 ile 4 aralarında asal mıdır? Evet. 2'yi koyduğumuzda 2 ile 5 aralarında asal mıdır? Evet. 3'ü koyduğunuzda 3 ile 6 aralarında asal mıdır? Hayır. 4'ü koyduğunuzda 3 fazlası 7. Aralarında asal mıdır? Evet. 5'i koyduğunuzda 5 ile 8 aralarında asaldır. 6'yı koyduğunuzda 6 ile 9 aralarında asal değil. 7 ile 10 aralarında asal ve 8 ile 11 de aralarında asal. O zaman x sayısı yerine 1, 2, 4, 5, 7 ve 8 değerleri gelir. Toplamını bulduğunuzda 15, 20, 24, 26 ve 27 sonucunu elde edersiniz. a-1 ile b artı 3 aralarında asal sayılardır. Eğer aralarında asalsa 30 ile 48'in aralarında asal olması gerekiyor. Her iki sayıyı 6 ile sadeleştirdiğiniz zaman 5 ve 8. a-1 ile b artı 3 aralarında asal 5 ile 8 ile aralarında asal ise a-1 sayımız 5'e b artı 3 sayımız da 8'e eşittir. A'yı buradan 6, B'yi buradan 5 buluruz. A ile B toplamı ise 6 artı 5'ten 11'dir denir. Yukarıda asal çarpanlarına ayrılmış olarak verilen sayılardan hangi ikisi aralarında asaldır? Aralarında asal olması için ortak hiçbir bölenlerinin olmaması lazım. Şimdi A ile B'yi inceleyelim. A ile C'yi. A ile C. A'sı 2'ye bölünüyor ve C'si bölünmüyor. A, 3'e bölünür. C, 3'e bölünden dolayı A ile C aralarında asal değildir. B ile C sayısını inceleyelim. 2'ye bölünür. C sayısında 2 çarpanı yok. 7'ye bölünür. 7 çarpanı olmadığından dolayı B ile C aralarında asaldır denir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.